Arkadaşlar evet başlayalım. Şimdi önce dağılma dönemin arkadaşlar ıslahatlarını geçmeden önce size bir hatırlatmada bulunayım ben. Dağılma dönemi ıslahatları 2. Mahmut'ta başlıyor. Yalnız 2. Mahmut dönemi ıslahatlarında da şöyle bir durum söz konusu. Şimdi geçişli ıslahat dediğimiz bir uygulama var. Bakın bunu bilmezseniz bir sorun yaşarsınız sorularda. Nasıl bir sorun? Arkadaşlar sınavda bunu ÖSYM de yapıyor. Bakın. Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangilerinin 2. Mahmut döneminde idari alanında yapılan ıslahatlardan olduğu söyleni söylenmez. Ya da mesela eğitim kültür alanında yapılan ıslahatlardan olduğu söyleni söylenmez. Sorunun birinde Mektebi Marife Adli adıyla Batı tarzı memur yetiştirmek için Batı tarzı bir okul açılmıştır. Eğitim kültüre koyabilir ki doğrudur. Birinde idari alanında koyabilir. Devlet memur yetiştirme amaçlı okul olduğu için bakın. Takvim ve Kaim. İlk resmi gazetedir. İdari bir olaydır ama aynı zamanda gazete olduğu için eğitim kültürüyle de alakalıdır. Onun için burada kendinizi sorgulamayın. ÖSYM arkadaşlar sizi çelişkiye düşürmeyecek şekilde soruyu sorar. Bunun altını çiziyorum ve başlıyorum. 2. Mahmut dönemi ıslahatları kendi içinde dörde ayrılır. Siyasi idare alanına başlayalım. Kıymetli arkadaşlar birincisi şudur efendim. Osmanlı Devleti'ne Orhan Bey döneminde kurulan divan kaldırıldı. Bakın divan kaldırıldı. Nazırlık sistemine geçildi arkadaşlar. Evet, nazırlık sistemine geçildi. Peki ne demek nazırlık? Bakanlık, nazırlık, heyeti vükela, parlamento demediğin sürece sorun yok. Peki ben nazırlık sistemine geçtim ama işte burada arkadaşlar bir takım döngüsel bir durumla gerçekleştiriyorum. Mesela benim sadrazamlık denilen bir makamım vardı. İşte ben bu sadrazamlık makamını başvekilliğe dönüştürüyorum. Bakın. Başvekilliğe arkadaşlar dönüştü. Peki yine Osmanlı Devleti'nde benim neyim var? Defterdarlık makamım vardı. İşte arkadaşlar Osmanlı Devleti'ndeki bu divandaki defterdarlık makamı aynı zamanda darphane amirliğine dönüştürdü. Bakın darphane arkadaşlar amirliği. Yine Osmanlı Devleti'nde divan-ı mayinde biliyorsunuz reisül kütaplık denilen bir makam vardı. Başlangıçta nişancının yardımcısıydı. Sonradan dış ilişkilerden sorumlu divan makamı olmuştu. İşte arkadaşlar bu reisül kütaplık ki KPSS sorusudur zaten. Reisül kütaplık arkadaşlar hariciye nezaretine dönüştürüldü. Bakın hariciye nazırlığına ya da. Şimdi hariciye ne demek? Dışişleri Bakanlığı'na. Yine Osmanlı Devleti'nde Sadaret Ketüdalı denilen bir makam vardı. Bakın Sadaret Ketüdalı arkadaşlar. Sadaret Ketüdalı ise dahiliye nezaretine dönüştürüldü. Dahiliye ne demek? Dahiliye de iş demek arkadaşlar. Dahiliye de nazırlığına dönüştürüldü. Yine Osmanlı Devleti'nde bizim Şeyhülislamlık denilen bir makamımız vardı biliyorsunuz. En büyük iftia makamıydı. Peki Şeyhülislamlık değerli arkadaşlar. Şeyhülislamlık da Bab-ı Meşihat kurumuna dönüştürülmüştür. Bakın. Bab-ı Meşihat kurumuna dönüştürüldü. Yine 2. Mahmut'un yapmış olduğu çalışmaların devamında Efkaf Nezareti yani Efkaf Vakıf'la aynı kalıptır. Bakın Efkaf Nezareti adıyla yeni bir bakanlık kuruldu. Evet Efkaf Nezareti kuruldu efendim. Efkaf arkadaşlar Nezareti kuruldu. Efkaf Nezareti kuruldu. Peki şimdi gelelim bir diğer noktaya. 2. Mahmut döneminde siyasi idare alanında yapılan çalışmalardan bir diğeri. Kıymetli arkadaşlar, biliyorsunuz Osmanlı Devleti'nin klasik döneminden itibaren uygulanan ne var? Bir tımar sistemi vardı. Tımar döngüsüne göre ben arkadaşlar memura nakit maaş vermeyip toprakların kullanım hakkı üzerinden onun giderlerini karşıladığım bir sistem kurmuştum. İşte 2. Mahmut döneminde artık arkadaşlar bu tımar kaldırıldı efendim. Tımar arkadaşlar kaldırıldı. Tımar kaldırılınca memurlar hazineden doğrudan maaşa bağlandı. Yine 9. Osmanlı Devleti'ne bakın ilk defa memurlara arkadaşlar, memurlara fes takma ve pantolon giyme zorunluluğu getirildi. Fes takma ve pantolon giyme zorunluluğu. Peki fes geleneksel giysi kafaya. Pantolon giyme arkadaşlar. Bak, öncede ne var? Sarık var, şalvar var. Fes ve pantolon tek tip elbise modeline geçiyorum. Yine arkadaşlar 10 Osmanlı Devleti'nde padişah portresi devlet kurumlarına asılmaya başlandı. Padişah portresi arkadaşlar
devlet kurumlarına asılmaya başlandı. Bunu merkez otoriteyle ilişkilendireceksiniz. Yani sen burada memursun, kurumun duvarında da arkadaşlar padişahın portresi var. Benim memurumsun, bana bağlısın mesajı veriyor sana. Benim kontrolümdesin, gözüm üstünde mesajı veriyor. Yine bakın, 2. Mahmud'un siyasi idari alanda yaptığı çalışmalardan bir diğeri. Kıymetli arkadaşlar, ilk defa vali ataması yapıldı bürokraside. Vali ataması. Bu sizin karşınıza müşirlik olarak çıkacak arkadaşlar. Bakın, müşirlik olarak çıkacak. Yine siyasi idaranda yaptığı çalışmalardan bir diğeri. Biliyorsunuz Osmanlı Devleti'nde ilk defa post örgütlenmesini yapan kim? 2. Mahmut arkadaşlar. Yine karantina uygulamasını ilk defa arkadaşlar yapan kim? 2. Mahmut arkadaşlar. Polis yapılanmasının altyapısı oluşmuştur diyoruz. Bakın, yine siyasi idaranda yaptığı çalışmalardan bir diğeri. Müsaderenin kaldırılması ile ilgili ilk adım atıldı efendim. Müsaderenin kaldırılması ile ilgili arkadaşlar ilk adım atıldı. Müsaderenin kesin olarak kaldırılması Tanzimat döneminde Abdülmecit dönemidir diyeceğiz. Yine idari alanda yapılan çalışmalardan bir diğeri gelsin. Osmanlı Devleti'nin arkadaşlar 2. Mahmut döneminde siyasi idare alanında yaptığım çalışmalardan bir diğeri. 1808'de ayanlarla demokratikleşmenin ilk adımı olan senedi ittifak arkadaşlar mutabakatı yapıldı. Ayrıca işleyeceğiz. Demokratikleşme adımlarının birinci aşamasıdır. Ayrıca işleyeceğiz senedi ittifakı. Yine bakın 15 2. Mahmut döneminde ilk defa arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde ilk defa nüfus sayımı yapıldı. Nüfus sayımı. Peki kimi sayıyorum ben? Erkek nüfus bu arkadaşlar, büyükbaş hayvanları sayıyorum özellikle. Niye peki? Erkekler askere götüreceğim, büyükbaş hayvanları da vergi amaçlı olarak sayıyorum. Yani askeri ve ekonomik amaçlıdır arkadaşlar. İdari bir işlemdir bu aynı zamanda. Yine 16. Kıymetli arkadaşlar, 2. Mahmut döneminde özellikle Darı Şura'ı Babı Ali kuruldu. Darı Şura Babı Ali arkadaşlar kuruldu. Yine bakın, yine 17 Meclisi Valayı Ahkamı Adliye açıldı arkadaşlar. Meclisi Valayı Ahkamı Adliye arkadaşlar açıldı. Meclisi Valayı Ahkamı Adliye. Adliye memur demektir. Ahkam hüküm demektir. Meclis de arkadaşlar memurlarla ilgili hükümlerin belirlendiği meclis demektir. Bak daha sonra diyeceğim ki Meclis Valayı Ahkam Adliye Abdülaziz döneminde Şurayı Devlet ve Ahkam Adliye olarak ikiye ayrıldı. Şurayı Devlet Danıştay, Ahkam Adliye arkadaşlar Yargıtay'ın temelidir ya. Evet, onların yeri var. Şimdi bunlar siyasi idaranın yapmış olduğu çalışmaların arkadaşlar özüdür. Gelelim şimdi 2. Mahmut döneminde askeri alanda yapılan çalışmalara. Şimdi askeri alanda yapılan çalışmaların bir sistematiği var. Neden? Bak burada kafana göre takılabilirsin. Yani sıra mıra önemsemiyorum. Yeter ki bil. Ama askeri alanda yapmış olduğu çalışmalarda arkadaşlar mecburen sıra bilmeniz lazım. Niye? Çünkü soru şöyle soruyor. Şu ordu kaldırıldıktan sonra hangi ordu kuruldu? Bak bunun yerine kurulan ordu hangisidir mesela? Orduların kurma sırası hangi seçenekte doğru verilmiştir? Bak onun için burada arkadaşlar kafamıza göre takılmayacağız. Ben de sizde o hakkı vermiyorum. Evet, başlayalım. Osmanlı Devleti'nin batı tarzı ilk düzenli kar ordusu neydi? Nizamı Cedid. Yeniçeri itirazından dolayı 2. Mahmut dönemine gelindiği zaman Nizamı Cedid arkadaşlar kaldırıldı. Peki Nizamı Cedid kaldırılınca onun yerine neyi kuruyorsunuz siz? İşte onun yerine arkadaşlar o boşluğu doldurmak için Sekpani Cedid adıyla ordu kuruldu. Evet, Sekpani Cedid adıyla ordu kuruldu. Yeniçeri istemiyoruz dedi biz Sekpani. Tamam, kaldırırız, sorun yok. Sekpani Cedid kaldırıldı. Onun yerine arkadaşlar Eşkince Ocağı kuruldu. Bakın, Eşkince Ocağı kuruldu. Yok, bu da arkadaşlar olmadı. Buna da tepki geldi. Bunlar batı tarzı ordulardı. Bunu da kaldırdı. E artık yeter dedi. Yıllardan beri artık yeter yani. Bu işe bir radikal köklü çözüm bulmak lazım. İşte değerli arkadaşlar, yapmış olduğu özel bir plan ile 1826'da Yeniçeri Ocağı kaldırıldı. Bak, 1826'da Yeniçeri Ocağı kaldırıldı. Böyle bırakmazlar.
Yeniçeri Ocağı'nı kaldıran kimdir ikinci var? Bu kolay olur. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasıyla ilgili 1, 2, 3, 4 hangisi ya da hangileri diye soruyu patlatacak haberiniz olsun. Evet, şimdi Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasını analiz ediyoruz beraber. Halk bu olaya çok sevindiği için arkadaşlar ne diyor? Vakayı hayriye, hayırlı olay. Evet, halk tarafından vakayı hayriye olarak adlandırıldı. Evet, halk tarafından vakayı hayriye olarak adlandırıldı. Vakayı vakvakiye ile karıştırma lütfen. Peki Yeniçeri merkez üzerinde baskı unsuru değil miydi? Yöneticiye ne diyorsa yönetici onu yapmak zorunda değil miydi? Merkez otorite zafiyeti vardı. Ben yönetimim üzerinde, devletim üzerinde baskı unsuru olan Yeniçeri Ocağı'nı kaldırınca merkez otorite ne yapmış oluyorum? Güçlendirmiş oluyorum arkadaşlar. Dolayısıyla merkezi otorite güçlendirildi diyoruz. Bakın, merkezi otorite güçlendirildi. Peki arkadaşlar, ıslahatların önündeki en büyük engel duraklama ve gerilemede Yeniçerilerdir dememiş miydim ben evet? O zaman ıslahatların önündeki en büyük engel yok oldu. Islahatların önündeki en büyük engel arkadaşlar yok oldu. Aynı zamanda peki Yeniçeri Ocağı Kapıkul'un en kalabalık kısmı değil miydi arkadaşlar? Ve Yeniçeri Ocağı Kapıkul'un Bektaş tarikatının mensubu değil miydi? Bir daha toparlanamasınlar diye Bektaşi Ocağı'nı da kapattı 2. Mahmut. Evet, Bektaşi Ocağı kapatıldı. Bektaşi Ocağı arkadaşlar, Bektaşi Ocakları kapatıldı. İşte Yeniçeri'nin kaldırılmasıyla ilgili dediği zaman bunlara ihtiyacımız var. Bak, özellikle analitik soru sorduğu zaman bunlar isteyecek sizde. Peki Yeniçeri kaldırdın sen. Artık Yeniçeri yerine alternatif bir orduya ihtiyacın var. İşte onun yerine yeni bir ordu kuruyorum. Asakir-i Mansure-i Muhammediye arkadaşlar. Asakir-i Mansure-i Muhammediye ordusu kuruldu. Peki arkadaşlar, niye özellikle böyle bir isim veriyorum ben? Niye? Bak, bu sefer de soruyu şöyle soracağım. Yeniçeri yerine kurulan ordu aşağıdaki hangisidir? Kolay olur. Asakir-i Mansure-i Muhammediye ordusu ile ilgili 1-2-3'tür. Bak, işte bu tip sorular çok tehlikelidir. Öncüler var ya, 1-2-3'lü sorduktan sonra. Onlar arkadaşlar birazcık can yakıyor. Peki Asakir-i Mansure-i Muhammediye ordusu için 1. Arkadaşlar bakın, özellikle Muhammed'in şanlı askerleri demektir. Bakın, Muhammed'in arkadaşlar askerleri anlamına gelmektedir. Niye böyle bir isim veriyorsun? Yeniçeri Ocağı'nı kaldırınca ben yeni kurmuş olduğum bu ordunun halk tarafından sahiplenmesini sağlamak için din kavramı ön plana çıkaran bir isim veriyorum. Bak, özellikle arkadaşlar Asakir-i Mansure-i Muhammediye. Muhammed ismini kullanmamın, peygamber ismini kullanmamın sebebi bu işte. Ve. Arkadaşlar, Asakir-i Mansure-i Muhammediye ordusu Müslüman Türklerden oluşturulmuştur. Evet, Müslüman Türklerden. Onun için Asakir-i Mansure-i Muhammediye'nin millilik özeli vardır diyoruz. Ve Asakir-i Mansure-i Muhammediye ordusu arkadaşlar, bakın, en büyük komutanına serasker unvanı verilmiştir. Aynı zamanda serasker unvanı verildi. Aynı zamanda klasik dönemde vezir ordu komutanı olduğu zaman hangi unvanı alıyordu yine? Serasker unvanı alıyordu. Şimdi arkadaşlar devam edelim. 6. Asker alanda yapılan çalışmalardan biri değil. Tımarı kaldırınca özellikle arkadaşlar, tımarın uygulandığı yerlerde biliyorsunuz tımar sisteminin kendi döngüsü içinde güvenliği de sağlattığı bir mantık vardı. İşte arkadaşlar, tımarın kaldırılmasıyla beraber orada çıkan güvenlik zafiyetini çözmek için redif birlikleri kurulmuştur diyoruz. Evet, redif birlikleri kuruldu arkadaşlar. Redif birlikleri kuruldu. Redif birlikleri taşrada yerel birliklerdir, unutmayalım. Osmanlı Devleti'nde klasik dönemde askeri bando neydi? 1. Murat döneminde kurulan mehter takımı kaldırıldı arkadaşlar. Bakın, mehter takımı kaldırıldı. Mehterin yerine Avrupa tarzı askeri bando olan Mızıka Yumayı'nı getireceğim. Donizetti Paşalar'ın etkisiyle. Bu bir bando okulu olduğu için hem burada işlenebilir hem de arkadaşlar eğitim kültüre konulabilir. Evet, şimdi gelelim 2. Mahmut döneminde yapılan değerli arkadaşlar eğitim kültür çalışmalarına. Evet, eğitim kültür çalışmaları. Eğitim kültür. Eğitim kültür çalışmaları için bir,
Özellikle takvimi vekay adıyla ilk resmi gazete arkadaşlar çıkarıldı. Takvimi vekayı adı ile ilk resmi gazete çıkarıldı. Şimdi bu takvim vekayı öyle 3 yıllık 5 yıllık bir gazete falan değil arkadaşlar. Yaklaşık olarak 100 yıl devam edecek olan bir gazetedir, resmi gazete. Yani mesela Kafkas Cephesi 1. Dünya Savaşı'nda 1915 biliyorsunuz tehcir kanunu var arkadaşlar. O tehcir kanunu da takvim vekayda yayınlanarak yürürlüğe girmiştir bak. Yani yaklaşık 100 sene geçerli olan bir resmi gazetedir o. Peki iki, eğitim kültür alanında devlet memuru yetiştirmek için arkadaşlar Mektebi Marifi Adliye adıyla Batı tarzı okul açılmıştır. Bak, Batı tarzı memur yetiştirmek için. Yine arkadaşlar Avrupa'ya ilk defa öğrenci gönderilmiştir. Avrupa'ya ilk defa öğrenci gönderildi. Evet, ilk defa öğrenci gönderildi. Yine arkadaşlar 4. 2. Mahmut döneminde Mektebi Ulumu Edebi adıyla okul açıldı. Mektebi Ulumu Edebi adıyla okul açıldı. Yine arkadaşlar eğitim kültür alanındaki çalışma dediğim zaman 5. Şimdi ilk öğretim meselesiyle ilgili ki daha önce de sordular zaten. İlk öğretim zorunlu hale getirildi ilk defa. Ama nereyle sınırlı? Yalnızca başkentle sınırlıdır arkadaşlar. Pilot uygulama gibi düşünüyorsunuz. İlk öğretim zorunlu hale getirildi. Evet. İlk öğretim arkadaşlar zorunlu hale getirildi. Zorunlu hale getirildi. Evet, yalnızca başkentte sınırlı bir uygulamadır bu. Dikkat edelim. Şimdi eğitim kültür dediğim zaman takvim vekayı resmi gazete, Mektebi Marifi Adliye devlet memuru yetiştiren okul, Avrupa'ya ilk defa öğrenci gönderiyorum, Mektebi Ulumu Edebi adıyla okul açıyorum, ilk öğretimi zorunlu hale getiriyorum arkadaşlar. Şimdi bir iki tanesini de Tanzimat dönemiyle falan ilişkilendirerek sonuçlandıracağım. Yine burada bakın 6 ve 7'ye şunu koyacağız. Mektebi Harbi arkadaşlar. Harbi okulu ya. Mektebi Tıbbi arkadaşlar. Tıp okulu açılmıştır. Mektebi Harbiye. Mektebi Harbiye. Mektebi Harbiye. Ve Mektebi Tıbbi adıyla okullar açıldı. Mektebi Tıbbiye. Arkadaşlar adıyla okullar açıldı. Buyurun. Şimdi son aşamaya geçiyoruz. 2. Mahmut döneminde askeri alanda yapılan arkadaşlar özür dilerim. Ekonomik alanda yapılan çalışmalar. Evet, son askeri geçtik. Ekonomik alanda yapılan çalışmalar. Şurayı bir tam temizleyelim. Hiçbir pürüz kalmasın. Böyle tertemiz olsun. Cillop gibi. Şöyle. Hep söylüyorum. Parmağınız arkadaşlar eliniz kirleri yıkarsınız. Ama tahtamız bak böyle parıl parıl parlaması lazım. Ekonomik alanda yapılan çalışmalar. Toparlayalım beraber. Ekonomik alanda yapılan çalışmalar. Evet. Öncelikli olarak 3. Selim döneminde yerli malı kullanımı ne yapılmıştı? Teşvik edilmişti, önerilmişti, cazip hale getirilmeye çalışılmıştı. 2. Mahmut dönemine geldiğim zaman özellikle arkadaşlar yerli malı kullanımının zorunlu hale geldiğini görüyorum. Yerli malı kullanımı zorunlu hale geldi. Evet, zorunlu hale geldi. Yine arkadaşlar, özellikle 2. Mahmut döneminde gümrük vergilerine müdahale edildi. Bakın, gümrük vergilerine müdahale edildi. Gümrük vergilerine müdahale edildi. Buradaki amacım yerli ekonomiye arkadaşlar katkı yapabilmektir. 3. Yine 2. Mahmut döneminde ekonomik alanda. Demiştim ki ben ekonomide kültür işlerken, kültürel klasik dönem bakarken Anadolu'dan gelen tüccarın İstanbul'a giriş çıkışı için arkadaşlar bir ticari pasaport bulundurma zorunluluğu vardır. O ticari pasaporta ne diyor diyor? Mürur tezkiresi. İşte o 2. Mahmut dönemindedir. Evet, mürur tezkiresi uygulaması başladı. Mürur tezkiresi uygulaması arkadaşlar başladı. Yine 4. Bu adamın döneminde arkadaşlar İhtisap Ağalığı kuruldu diyoruz. Bakın, İhtisap Ağalığı kuruldu. Arkadaşlar, İhtisap Ağalığı nedir? İstanbul esnafının işlerini düzenlemek için kurulmuş olan teşkilatın adına İhtisap Ağalığı deniyor. Yani bugünkü İTO'nun temeli arkadaşlar. Bak, İstanbul Ticaret Odası'nın. Buto, ETO, TOTO, TITO, İTO var ya işte arkadaşlar. Hatta onların ticaret odalarının temeli işte bu. 2. Mahmut döneminde İhtisap Ağalığı'dır. Peki yine
sen memura fes takmayı zorunlu hale getir. Nereden bulayım ben fesi o dönemde? Nereden bulacağım? İstanbul'da arkadaşlar sizlere selamlarımı gönderiyorum. İstanbul'da Feshane diye bir yer var. Niye acaba oraya taşhane değil de Feshane ismini vermişler? Niye oraya buluthane, havane, ağaçhane, odunhane değil de Feshane demişler? İşte memurun fes üretimi için arkadaşlar Feshane açıldı. Bak evet, memurun fes ihtiyacını karşılamak için İstanbul'da arkadaşlar Feshane açıldı. Feshane. Yine sen memura evet pantolon giymeyi zorunlu hale getir. Nereden bulayım ben o gün pantolonu? Nasıl yapayım ben bunu? Kumaşı nereden temin edeceğim? İstanbul'da bez demektir arkadaşlar. Çuha atölyesi açıldı. Çuha fabrikası açıldı. İstanbul'da çuha yani bez demektir. İstanbul'da arkadaşlar çuha fabrikası açıldı. Diyor ki adam soruyu sorarken hemen buraya bir not açıyorum. İkinci Mahmut döneminde özellikle yerli sanayi kalkındırıcı adımlar atılmasına rağmen bunlardan beklenen sonuç alınamamıştır. Bu durumun kanıtı aşağıdakilerden hangisidir? Sen 1838 tarihinde Balta Limanı gibi bir ticaret antlaşması imzalarsın da bunlardan sonuç alabilir misin? Osmanlı Avrupa'nın açık pazar haline geldi arkadaşlar. Benim yerli ekonomi bitti, çöktü. El tezgahlarım kapandı, işsizlik patladı. Onun için diyoruz ki bakalım Balta Limanı ticaret antlaşmasının etkisiyle arkadaşlar 2. Mahmut döneminin ekonomi çalışmalarının sonuç alınamamıştır. Balta Limanı ticaret antlaşmasının etkisiyle ekonomi çalışmalarından sonuç alınamadı arkadaşlar. Ekonomi çalışmalarından sonuç alınamadı. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. 2. Mahmut dönemindeki önemli çalışmaları toparlamaya gayret ettik. Şimdi bunu da burada bitiriyorum. Yani Tanzimat dönemine girdiğim zaman ta Abdülhamit'ten çıkmam lazım. Orayı da ayrı bir ders yapacağız. Abdülmecit, Abdülaziz ve arkadaşlar 2. Abdülhamit dönemi gelişmeleri, dağılma dönemi ıslahatlarının genel özellikleri ve orada dağılma ıslahatlarının noktasını koyup demokratikleşme adımlarına geçeceğim. Evet, diğer dersimizde görüşürüz. Hoşçakalın.